Merhabalar. Moda tasarımı, kıyafet ve çeşitli aksesuarlar oluşturmak amacıyla tasarımın temel özelliklerini kullanarak ortaya yeni şeyler çıkartma sanatıdır. Elbette tüketici taleplerine ve içinde bulunan döneme göre sürekli değişen bir yapıya sahiptir. Bu bölümde içinde yaşanılan coğrafyayı anlayabilmek adına öncelikle genel kültür ve toplum bilimlerinin temel kavramlarını içeren dersler alınır. Daha sonra çizim derslerine ağırlık verilir. Bölümde moda kültürü, tasarım ve trendleri, dokuma, örme, baskı ve hazır giyim gibi alanları bilen, tasarım programlarına hakim olan elle çizim becerisi yüksek adaylar mezun etmek amaçlanır. Moda gözüne ve zevkine güvenen, insanları giydirmekten hoşlanan, kişilere uygun tasarımlar yapabilen ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen kişiler için uygun bir bölümdür. Şimdi de bu bölümde okuyan öğrenci arkadaşlarımızdan program kapsamında alınacak eğitim detaylarının anlatıldığı videoyu izleyeceksiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Gülcan Yılmaz, Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı 2. sınıf öğrencisiyim. Moda tasarımı, kıyafet ve aksesuarların çeşitli özelliklerini anlatan bir ifade biçimidir. Aynı zamanda sosyal ve kültürel özelliklere göre değişebilen ve sürekli tekrarlanabilen bir akımdır. Örneğin 80'li yıllarda yüksek bel pantolonlar modayken şu anda günümüzde hala kendini korumakta ve çok sık kullanılmakta. Çalışma alanlarımız moda evleri ve çeşitli birçok tekstil firmalarının tasarım departmanlarında stilist ve modelist olarak çalışabiliyoruz. Genel olarak teorik derslerinin dışında birçok çizim ve dikim dersi almaktayız. Moda ve kostüm tarihi ile ilgili birçok bilgi edinip çizip tasarladığımız kıyafetleri sergileme şansında bulunabiliyoruz. Bu bölümden mezun olabilmek için 2. sınıfta 33 günü bir sürede staj yapmak zorundayız. Ayrıca bölümümüzle ilgili bir konuyu ele alarak sene sonu bitirme projesi hazırlayıp sergiye sunmaktayız. Moda tasarım bölümünü tercih etmemin sebebi, ülkelerarası katıldığım bir resim yarışmasında aldığım derece ile ailemin bu bölüme ilgim olduğunu fark edip beni bu bölüme yönlendirmesiydi. Bu mesleği tercih edecek adaylara önerim, birçok arkadaşım yetenekli olmadığını düşünüp bu bölümde ilerlemek istemediğini söyledi. Hiçbir şey buna engel değil, o yüzden çalışarak da bir şeyleri kazanabilirsiniz. O yüzden hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şimdi de bu alanda profesyonel olarak çalışan birinin deneyimlerini paylaştığı videoyu izleyeceksiniz. Merhabalar, ben Raşit Bazıbağlı. Bugün sizle sektördeki tecrübelerimi paylaşacağım. Yaklaşık 10 yıldır bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Aslında ailem 1957 yılından beri kumaş sektöründe olan bir marka. Dedemin başlattığı bir kumaş serüveni. Aslen Kıbrıslıyız. Daha sonrasında da babam ve amcamın da markamızı Kıbrıs'tan Türkiye'ye taşımasıyla marka süreci organik olarak başka bir noktaya ilerledi ve kumaşta en seçkin marka haline geldi Bazıbağlı. Bugün de hala en prestijli markalardan biri Türkiye'de. Bir moda tasarımcısının bence belli bir çalışma alanı kreatif anlamda yok. Çünkü bu her sezon zaten değişiyor şu açıdan. İlham aldığımız şey her zaman değişebilir. Mesela şu anda üzerime yansıyan ışığın mesela görüntüsünden de ilham alabilirim. Şu anda beni çeken kameranın lenzinden de ilham alabilirim. Çünkü moda sürekli ilerleyen bir şey. Tabii ki geriye dönüp bakıp farklı işte atıyorum işte Hollywood yıldızlarından veyahut da şu anda günümüzde işte yaşamayan çok önemli ikonlardan dönüp ilham alabiliyoruz. Ama moda sürekli ilerleyen bir şey, sürekli geleceğe doğru akan bir şey olduğu için çevrenizdeki her şeyden ilham alabilirsiniz ama yine de tabii ki bir moda tasarımcısının kendini en rahat hissettiği bir mekan olması gerekiyor. Burada bütün işte kendi atıyorum işte görsellerini veya da kitaplarının bütün hepsinin olduğu bir yer olması gerekiyor. Bir moda tasarımcısının yapması gereken şey zaten az önce bahsettiğim gibi sürekli zaten araştırmak. Onun dışında çok fazla dağılmamak çok önemli bir şey. Belli bir branş seçmeniz gerekiyor kendinize. Eğer kadın giyim yapmaktan keyif alıyorsanız ona yönleneceksiniz. Kendinizin daha fazla erkek giyiminde yetenekli olduğunu düşünüyorsanız ki gerçekten bu anlamda çok ciddi bir açık var. Buna yönelebilirsiniz. Hatta vardı kadın giyim de kendi içine veyahut da giyim zaten kendi içine ayrılıyor. Çocuk var, işte kadın giyimde abiye var, spor var. Günümüzde Türkiye'de daha yaygın olarak tesettür giyimi var. Yani bununla alakalı birçok branş seçebilirsiniz. Kendinize hangisine daha yakın hissediyorsanız bence o konuda tercih yapın. Çünkü dediğim gibi duygusal anlamda yoğunluğu olan bir iş olduğu için ve de
ya kreatif insanların sürekli bir duygu yoğunluğu yapmış oldukları tasarımlara bir duygu aktarımı olduğu için o sinerji çok önemli bence çalışma alanında. Ben biraz da koleksiyon hazırlama sürecinden bahsedeyim. Yani tabii ki bu yapmış olduğunuz araştırmaların sonucunda birçok bunun aşaması var. Yani koleksiyon olana kadar bir sürü aşaması var. Mesela bu önce bir mood board hazırlayarak geçiyor. Bütün işte ilham aldığınız her şeyi bir board'a bunların hepsini yerleştiriyorsunuz. Çünkü o kadar çok beynimiz farklı şeylerle doluyor ki gün içerisinde konsantremizin dağılması gerçekten çok mümkün. O yüzden odaklanmak açısından böyle bir çalışma yapmak çok önemli. Daha sonraki kısımda yapmış olduğunuz veyahut da aklınızda olan şeyleri kağıda geçirme kısmı başlıyor. Sonrasında da bunların böyle yani birer tane numunesinin dikilmesi gerekiyor. Bu numunelerin dikilme aşamasında da bazı bas kalıplar kullanmanız gerekiyor. Numuneler dikildikten sonra seçmiş olduğunuz kumaşlara göre bunların birer tane yeniden numunesi dikiliyor. Ve de koleksiyon aşaması bu şekilde ortaya çıkıyor. Ben hem haute couture çalışıyorum hem de hazır giyim yapıyorum. İkisini de yapıyorum. İkisinde de çalışma süreci, bu ya çalışma şekli tamamen aynı. Haute couture'de yani böyle çalışmalar yaparken tabii ki ikisini de yaptığınız zaman mesela hazır giyimde yani bir ürün tasardığınızda karşınızda tek tipte bir kadın olmuyor. Çünkü birçok genele tasarım yapıyorsunuz ve de genele hitap etmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki bunların belirli bir beden aralığı veyahut da zaten koleksiyon tasarlarken mutlaka bu kadın nereye gider, ne içer, nerede gezer bunların hepsini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Veyahut da kaç yaşlarına hitap edeceksiniz bunları da iyice araştırmak gerekiyor koleksiyon bütünlüğünü oluştururken. Çünkü odak noktası olması çok önemli bir koleksiyon hazırlarken. Hazır giyimi tabii ki çok daha giyilebilir, daha insanların rahat kullanıp yani bedenlerini giydiğinde sadece bir tık daha bir insanları zayıf gösteren farklı kuplar kullanılmasını ben şahsen öneririm. Ama haute couture'de tabii ki günün sonunda koleksiyon hazırladıktan sonrasında kişiye özel dikileceği için bu ürünler yapmış olduğunuz tasarımlarında daha uçuk kaçık şeyler de kullanabilirsiniz. Ben kendi adıma bunları tercih etmiyorum. Ama çok daha farklı kumaşlar, daha açık dekolteler, daha göze batan şeyler kullanabilirsiniz haute couture'de. Ama meslek tercihi yaparken de yine bunların hangisinden daha çok keyif alıyorsanız ben onu yapmanızı tavsiye ederim. Hazır giyim yapmak isterseniz ille de kendi butiğiniz veyahut da kendi atölyeniz olmasına gerek yok. Farklı bir yerde çalışıp daha sonrasında da kendi mesleğinizin sahibi olabilirsiniz. Ki bence gerçekten herkes kendi yerini açmadan önce bana mesela gittiğim seminerlerde bu konular çok sorulur. Yani işte biz nasıl kendi yerimizi açacağız veyahut da ne önerirsiniz bize işte kendi yerimizi açmamız için falan gibi sorularla çok karşılaşırım. Bence insanlar önce dışarıda farklı bir yerde tecrübe kazanıp deneyim kazanıp belki birkaç farklı yerde çalışıp daha sonra kendi yerini açma girişimine girmeli. Ben tabii ki ailemden dolayı çok daha farklı bir boyutta ve daha şanslı başlamış olabilirim. Ama günün sonunda ben de kendi markamı yaratmadan önce mağazalarımızın farklı departmanlarında çalıştım. Erkek bölümünde çalıştım, kumaş yığınımızda çalıştım. Biraz oradaki tecrübelerimin ardından kendi markamı yaratmaya karar verdim. Bu tip tercihlerde bulunursa çok daha sağlıklı olur bence. İlle de kendi işinizi, kendi patronunuz olacaksınız diye bir şey yok yani. İsim olarak bence yani bu şeye çok fazla takılmamak gerekiyor. İşte ben işte modacıymışım, terziymişim falan. Günün sonunda bunların hepsi bir bütün. Ben bir tasarımcıyım ama benim terzilerim olmazsa eğer ben bugün bir tasarımcı olamam. Çünkü yapmış olduğum tasarımları hayata geçirecek bir ekibim olmaz. Dolayısıyla hepsi bir bütün yani. Yani bize isim veya titre öyle olacak diye bir tercihte bulunmamamız gerekiyor. Benim bu mesleği seçme nedenim tabii ki ailemden inanılmaz ilham aldığı için. Çünkü tamamen kumaşlar arasında büyüdüm. Tekstil camiası için işte fileler, tasarımcılar, modacılar işte bizden gelip mağazalarımızdan kumaşlar alıp daha sonra kendileri koleksiyonlar hazırlayıp defileler yaparlardı ve bunlar yani Türkiye'nin en ünlü isimleri ile böyle bir arada büyüdüğüm için
yani sanırım son derece organik bir şekilde gelişti. Yani ya tam tersi bir şey yapacaktın ya böyle hani çok alakası doktor falan olacaktın ya da bu işi yapacaktın. Bakın hani ikisinin ortası bir şey olacağını hiç düşünmüyorum yani. Herhalde öyle olmazdı zaten. Bu mesleği tercih etmek isteyenlere benim önerim, en büyük önerim herhalde şu olur. Benim yani bir kere bu iş cidden çok özveri gerektiren bir iş. En başları söylediğim gibi insanların sürekli sizin yapmış olduğunuz tasarımlarla alakalı çok ciddi eleştirilerde bulunabileceği bir iş. Birinci ne olursa olsun yapmış olduğunuz tasarımlar, benim mesela kendime hakikaten ilke edindiğim bir şey yani bu. Yapmış olduğunuz tasarımlar ne olursa olsun insanlar eleştirebilir veyahut da üzerine bir fikir beyan edebilir. Siz ne olursa olsun bütçeniz az ya da çok bir şekilde en iyi kumaşı kullanmaya gayret gösterin. Çünkü hakikaten kumaş çok önemli bir şey. Yani tasarımda en önemli olan şey kesinlikle güzel kumaş kullanmak. Bütçeniz dahilinde belki atıyorum 10 parçalık bir koleksiyon yapmazsınız ama 5 parçalık bir koleksiyon yaparsınız ama en iyisini kullanırsınız. Bu çok önemli bir şey birincisi. İkincisi kesinlikle bu mesleğin ya bu meslek dalında çalışacak. Hatta var bu mesleğin hiçbir dalında yani terzilik de olsun, tasarım da olsun, atıyorum işte işlemecisi de olsun. Ne yazık ki bir saati yok. Yani saat mefhumu yok ne yazık ki. Dediğim gibi ben mesela geceleri çalışmayı seven biriyim. Bu tabii ki benim tercihim olmasının sebebi çünkü gündüz vaktim olmuyor. Yani gündüz o kadar başka şeylerle uğraşıyorsunuz ki bir gece kalkıp ah ben işte yatayım yani yarın çalışayım derseniz hakikaten gün yeniden geçiyor. Bir bakmışsınız ki ortaya hiçbir şey yapmamışsınız. Dolayısıyla bunun hakikaten bir zamanı yok bu işin. Masa başı bir iş kesinlikle değil. Yani ben atıyorum bir yerde gideceğim çalışacağım. Sabahtan akşama kadar çizim yapıp oh işte bitti falan öyle bir durum da yok. Çünkü sadece onunla kalırsınız ve kendinizi geliştiremezsiniz. Daha sonra eğer kurumsal bir firmada çalışacaksanız eğer yükselemezsiniz. Çünkü hakikaten ekstra efor harcamanız gerekiyor bir tasarımcı olmak için. Çünkü arkadan her yıl yüzlerce, binlerce yeni tasarımcı geliyor. Bugün ben de Türkiye'nin hani sayılı hani güzel isimler arasında sayılıyorum belki ama hakikaten benim omuzlarımda olan yük çok daha fazla. Çünkü her yıl çok daha fazla mücadele etmem gerekiyor. Daha fazla çalışmam gerekiyor ve daha çok üretmem gerekiyor ki şu anda bulunmuş olduğum pozisyonu hem koruyabileyim hem de bunun üzerine çıkabileyim. Hakikaten bunun sonu yok. Her şeyin başı sabır, çalışmak, çalışmak ve çalışmak. Sakıp Sabancı gibi oldu. Evet, teşekkürler. Şimdiden bu mesleği tercih edecek herkese başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Çalışın, inanın ve de sabredin. Yani istedikten sonra hakikaten başaramayacağımız hiçbir şey yok.